Öncelikle özellikle tabii bunu her zaman yapmak gerekir ama tatile çıkmadan önce biraz daha fazla önem arz ediyor. Akıllı cihazlardaki, bilgisayardaki programların, yazılımların güncel olmasına dikkat etmelerini öneriyoruz. Çünkü bu güncellemelerle birlikte biliyorsunuz bir takım açıklar da kapatılmış oluyor. Aynı zamanda sadece yazılımların güncellenmesi değil, şifrelerin de güncellenmesini öneriyoruz. Belli zamanlarda, belli dönemlerde şifreleri değiştirmek, daha güçlü hale getirmek büyük önem arz ediyor. Ama kamuya açık yerlere gidecekleri için haliyle biraz daha bu şifrelerin güncellenmeleri daha da önemli hale gelmiş oluyor. Aslında doğru olan kullanmamak ama kullanmak zorundaysak bu durumda da VPN üzerinden şifreli bir şekilde ulaşmalarını öneririz. Aynı zamanda şirket bilgisayarlarına erişeceklerse kendi internetlerini kullanmalarını tavsiye ederiz. Bununla birlikte de yine kamuya açık olan Wi-Fi üzerinden internet bankacılığı gibi e-devlet gibi hassasiyet içeren siteleri de girilmemesini tavsiye ediyoruz. Çünkü aslında belki biz bunları yapabiliriz ama şu anda genel kullanımda mesela e-devlet girişinde iki kademeli güvenlik yok. Doğrudan kullanıcı adı şifre yazdığı zaman girilebiliyor. Halde siz bunu kamuya açık bir Wi-Fi bir ağ üzerinden girdiyseniz bu şifrelerin alınması, çalınması çok kolay ve e-devlete eriştikten sonra da her türlü hırsızlığın önünde açmış oluyorsunuz. Aslında ilk olarak onlara sınırları çok iyi ifade etmeliyiz, belirlemeliyiz. Yani günde kaç saat bilgisayar başında zaman geçirecekleri, aynı zamanda bir uygulama indirirken nelere dikkat etmeleri gerektiği gibi dijital okuryazarlık bilgilerini de vermekte ve bunları da bu konularda tabii ki uyarmakta fayda var. Bir de şöyle bir konu var. Mesela kameranın açık olmadığı ya da kamera özellikle notebooklarda kamera bir aparatta kapatılabiliyor. Bunun kapalı olmasına dikkat etmeleri gibi ya da hangi durumlarda kamerayı açacaklar, mikrofonu açacaklar bu konularda çok bilgili olmaları gerekiyor. Siz tatile gittiniz, normal bilgisayarınızı yanınıza aldınız, hatta çantanızda yedekleme ünitelerinizi, flash diskleriniz, her şeyiniz de var. Siz orada tatil yaparken bu bilgisayara da bir sorun olsa, çalınsa ya da işte üzerine bir şey dökülse hali bir ciddi bir iş kaybı yaşayacaksınız. Bunlar olmasa bile kamuya açık olan yerde olduğunuz için bu bilgilere ulaşılsa, erişilse ya da siz sosyal medyada ben tatile gittim diye bunu ilan ettiğiniz için bir takım hırsızlara davetiye çıkarmış olsanız döndüğünüzde hiç de hoş olmayan sürprizlerle karşılaşabilirsiniz.